Türk adının geçtiği en eski yazılı kaynak artık Orhun yazıtları değil. Zira Moğolistan'da yapılan kazılarda Kültigin ve Bilge Kağan'ın babası, 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu İlteriş Kağan'a ait anıt bulundu. Nomgon Ovası'nda bulunan anıttaki metinde Türk kelimesinin yanı sıra tanrı, kutluk, tümen gibi kelimeler de yer alıyor. Bu keşif sayesinde Türk yazı tarihi yaklaşık 100 yıl kadar öne çekildi. İlteriş Kağan 19 Türk kavmini bir araya getirerek yeniden Göktürk Devleti'ni kuran hükümdar. Aslında kazılarda bulunan anıttan daha fazlası tam olarak İlteriş Kağan'a ait bir külliye. Bu sebeple kazı alanının Türk tarihine dair pek çok önemli bilgiyi içerdiği tahmin ediliyor.